Pazardayız Lan 360'tan, yeni nesil yayıncılıktan herkese merhabalar. Ben Lokman'da ve güzel bir Bursa gününden herkese merhabalar. Neredeyiz efendim? Bursa'nın kalbindeyiz. Hemen yukarıda Tuz Pazarı, bulunduğumuz yerde ise çok güzel bir pazarımız var. Burada da meyve sebze ve şu anda bulunduğumuz yer efendim kestane tezgahı. Niye buradayız? Bir de Bursa deyince akıllara ne geliyor? Kebabı geçtik, Bursa kebabını. Tabii ki de kestane geliyor efendim, böyle kestane şekerleri. Onunla ilgili birazcık röportaj yapmak istiyorum. Çünkü ben biliyorum kestane ile ilgili detayları ama bir de beyefendilerden sorayım bakalım. Nereden geliyor bu kestane? Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, biz iyiyiz. Sizi tanıyalım hocam. Ben Serkan, Serkan Toprak. Efendim koca bir kestane tezgahımız var. Evet evet. Ama ayrı ayrı kestaneler. Mesela şöyle arada bölmeler var. Evet. Bu nerenin kestanesi? Bu Bursa, Uludağ, İnegöl, Simav. Simav. Aydın Simav. Daha gelmedi mi? Aydın var da biz satmıyoruz. Satmıyorsunuz. Yani biz şu anda çarşıda kestane işi bizde olduğu için. Evet. Biz en iyisini yani en güzel neredeyse Simav bu Kütahya değil mi? Kütahya Simav, evet evet. O da çok başarılı kestane tabii, yapıyor. Ama son zamanlarda Bursa'da baya bir kestane ağaçları dikildi. Kestane özellikle evet. O Cumalı Kız'ın o taraflarda, yukarılarda. Şu anda Bursa'nın her yerinde var. Her var değil var, mi? Var şu anda Bursa'nın artık her yerinde. Artık Bursa zaten kendi kestanesini kendi üretebiliyor mu? Tabii zaten eskiden beri kendisi üretiyor. Ama bir ara kaybolmuştu. Evet. Biz başka illere kestane evet. Fidanı verip kestanelere başka mesela bir Aydın'da Bursa cinsi derler. Bir Kütahya'da evet. Bursa cinsi derler. Yani bizim fidanlarımız, bizim tohumlarımız alıp orada yaptıkları için. Yaptıkları için. Tabii. O zaman efendim merkez Bursa. Bursa ile ilgili kestane bilgisi aldığımıza göre devam edeceğiz efendim. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Tabii Bursa'ya geldiğimizde ne yemeli, ne içmeli onları da konuşacağız. Nereye gitmeli? Mesela diyorum ya Cumalı Kızık dedik. Onu belki dizilerden falan bilirsiniz ama Osmanlı'nın en eski köylerinden bir tanesi. Yaklaşık 700-800 yıllık bir geçmişi var. Merhabalar. Sen yemek yapıyordun. Evet evet gel 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 böyle. Merhabalar, nasılsınız? Bursa'da mı yapacaksın? Evet. Burada tamam. Yapacağız. Geldik tamam. Bak hemen yukarıda bizim tezgah. Tamam tamam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Namlaya çıktın. Vallahi kızım hamile, ona bir şeyler merhabalar alıyor. Gelin gelin gelin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah hayırlısı bir şekilde kucağınıza almayı nasip etsin. Cinsi. Kız. Cinsiyet. Kız. Kız. Adı belli mi? Duru olacak. Duru. Evet. Efendim hayatı öyle onun gibi su gibi duru olsun, aksın gitsin. Ay vallahi biz çok beğenerek izliyoruz. Bir de kız vardı yanında senin. Evet, Tuğçe vardı o mutfakta. Tamam. O içeride, ben buradayım. Tamam, yolumuz düşerse uğrarız. Bekleriz. Tamam. Bir hemen sorayım, belki beraber yemek yaparız, olmaz mı? Ay yapamayız vallahi. Olmaz mı? Cuma günü doğuma gidiyor, nasıl yemek yapalım? Aa cuma kalmamış bir şey. Kalmadı bir şey, geziyoruz. O zaman duru geliyor arkadaşlar, devam edelim. Tamam. Görüşürüz. Gezmeye, dolaşmaya efendim. Var mı lezzetli yemek yapan? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Keyifler yerinde mi? Evet. Nasıl gidiyor? İyi, çok güzel. Güzel, güneşli bir güzel Bursa gününden. Efendim kış gelmeyecek bu sene memleketimize. Güzel gidiyor böyle değil evet, mi? Evet, çok güzel. Vallahi iliklerimiz ısındı ama yukarıda biraz soğuk. Soğuk ama biraz yağmur karda istiyoruz artık. O zaman şöyle biraz bu tarafa gelelim, güneşten korunalım. Size bir şey sormak istiyorum. Bursa'ya gelen nereye gitsin geçsin? Bursa'ya mı? Ulu Cami'yi mutlaka gezmeli. Ulu Cami, evet. Evet, mümkünse Uludağ'a çıksın. Uludağ'a çıksın. Uludağ'a çıksın. Kayak görsün. Yapsın zaten Uludağ. Efendim herkesin evet. Bildiği bir yer. Evet. Evet. Vallahi Bursa'da çok gezilecek. Cumalı Kızık var. Gölyazı. Evet, Gölyazı var. Değil aynen mi? Öyle. Daha nerelere gidelim? Evet. Peki ne yiyelim? Pideli köfte mutlaka yenmeli. Başka? Bursa kebabı yenmeli. Evet. Evet. Kestane şekeri yenmeli mutlaka. Evet. Efendim daha çok tabii ki lezzetimiz var ama anlatacağız. Anlatacağız. Hünkar beğendiği de anlatacağız daha. Tamam. Değil mi? Haydi o zaman. Ben size sormadım. Bize yarışmak ister misin? Şu anda değil. Ne zaman? Başka zaman, başka o zaman saati ileriye alalım, o zaman olsun. Tamam. Bu kötü bir espriydi. Ben bunu kabul ediyorum, olmadı. Çok teşekkür ediyorum. Abi kolay gelsin. Şöyle bir tezgahın güzelliğine bak. Çekirdeksiz İzmir. Mandalina İzmir. Bayağı İzmir var burada abi ya. Kolay gelsin. Şöyle güzel güzel çekelim, devam edelim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Muazzam gün. Abi bayağı uğraşmışsın tezgahla. Kolay gelsin. Keyifler yerinde mi? Görüşürüz. Nasılsınız? İyi şükürler olsun. Neler var abi senin tezgahta? Sebze çeşidi tam olarak var. Ne ararsak var. Demek ki yarışmacı bulunsak yarışmacıdan uğrayacağı bir yer o zaman.
Efendim merhabalar. Hayırlı pazarlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Nereye alacağız efendim? Akşama ne yemek pişireceğiz? Yarım kilo taze fasulye. Akşama yemek taze fasulye mi? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz de bugün yemek yarışması yapıyoruz pazarda. Bizimle yarışmak ister misiniz? Beraber yemek yapsak. Yok, teşekkür ederim. Bütün geri kalan pazar alışverişinizi biz yapsak. Teşekkür ederim. Olmaz mı? Sağ ol. Olmaz dedi ablacığım. O zaman şöyle bir pazarın nabzını tutalım efendim. Ondan sonra yarışmacı aramaya devam edelim. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları. Abi hayırlı işler olsun. Keman olmuş o yarimin... Efendim biliyor musunuz bu şarkıyı? Evet. Bu şarkıyı bilene bütün pazar alışverişi bizden. Devamını söylersiniz. Keman olmuş o yarimin kaşları, keman olmuş. O kadar. Devamını söyleyemediği için kaldı. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Gülruh Ertarman Çakır. Maşallah. Gülruh diyelim o zaman. Gülruh tamam, Hanım nasılsınız? Gülruh. İyi, sizler nasılsınız? Alışverişe çıktınız herhalde. Evet, efendim patates, kuru soğan. Mutfakların olmazsa olmazı. Her zaman olmalı değil mi abi? Evet. Neler alacaksınız akşama? Ne yemek var? Külbastımız var. Külbastı? Evet. Efendim... O zaman ben gidiyorum. Külbastı varsa. Peki, akşama külbastı var. Benim size güzel bir teklifim var. Buranın unutulmaya yüz tutmuş bir lezzeti. Efendim kerevizli et yahnimiz var. Evet. Onu yapacağız da yarışmacı arıyoruz. Siz de katılmak ister misiniz? Olabilir. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Et var, kereviz var. Evet. Soğan var. Bayağı patatesimiz var, havuç var. Evet. Belki patatesi daha buradan alırız. Olabilir. Olabilir evet. Mi? O zaman gel konuşa konuşa gidelim. Gülruh Hanım'dı değil mi? Evet buyurun. Gülruh Hanım çoluk çocuk var mı? Var. O zaman şöyle söylüyorum. Bizimle yarışın. Bugün bütün pazar alışverişinizi biz yapalım. Tamam. Olur mu? Olur. O zaman buyurun mikrofonu. Evet. Artık sunucu sizsiniz. Ben böyle elimi arkaya koydum. Mikrofonunuzu kendinize tutup karşı tarafa sorun. Mesela hanımefendiye sorun. Yarışmak ister misiniz deyin. Buyurun buyurun sorun. Hanımefendi biz de yarışın de. Pazardayız lan geliyoruz de. O döndü. Diğer hanımefendiye sorun. Merhabalar. İster misiniz? İsterim. Şu an hemen. Şu an işte. Evet yarışalım. Birkaç saat alacak ama. Birkaç saat. Var mı? Evet. Birkaç saatim yok zaten ömrümde de birkaç saat kalmadı. Allah gecinden versin öyle demeyin. Allah ömür versin inşallah. Daha çok gençsiniz öyle demeyin ya ama yani şöyle söylüyorum uzun sürecek birazcık. Çok güzel yemek yaparım. Çok yaparsınız ama bize olmaz diyorsunuz. Evet. Evet zaman. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Buyurun hanımefendilere sorun mesela. Merhabalar. Çıkmak ister misiniz? Yok. 360'da pazardayız programı yemek yapıyoruz da. İlk yarışmacımı buldum. Kendisine evet. Bir yarışmacı arıyor da daha aynen. Bulamadı. Yarışmak ister misiniz benimle yemek programında? Hemen. Evet. Hemen. Ama vaktim olsaydı isterdim ama vaktim yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Siz böyle bulamazsınız. Verin bana. Şimdi mi diyor? Evet şimdi diyor. Vaktim yok diyor. O zaman teşekkür edip direkt gönderiyor. Hiç ısrar yok. Efendim ben mikrofonu alayım. Buyurun. Sizi şöyle arkaya doğru alayım. Ben yarışmacı bulacağım. Geziyoruz dolaşıyoruz bize. Lezzetli yemek yapacak birisi. Lezzetli yemek yapacak birisi. Var mı lezzetli yemek yapan? Abla el kaldırdı. Var mı lezzetli yemek? Merhabalar. Biraz cesur olmak lazım değil mi? Yani? Merhabalar. Sonuçta dünyanın sonu değil yani. Yani şöyle o zaman konuşa konuşa devam tamam. Edelim. Sizi tanıyalım. Ben Leyla Uyar. Leyla Hanım yemekleriniz iyi midir? İyi. Birkaç senedir gayet iyi. Siz de herhalde ben Busme'ye gidiyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne. Evet. İki senedir yemek kurslarına gidiyorum. Ondan önce dediğiniz gibi el sanatlarına gitmiştim. Büyük kızım üniversitede, küçük kızım da bu sene hazırlanıyor. Bana vakit kaldığı için ben de vaktimi boş geçirmek istemediğim için kendime bu tür uğraşlar yani buluyorum. Yarışacaksınız bizimle. Yarışırım çünkü sizi de tanıyorum, programınızı da tanıyorum. Sizi görünce özellikle geldim. O zaman bir şartla bu zeytinden yemeniz gerekiyor yarışa başlamanız için. Evet. Bursalıları zeytinle korkutamazsınız. Buyurun efendim yani. Bir tadına bakın o zaman. Fark eder mi? Allah'ın nimeti yani. Tabii. Çok güzel, harika. Devam edin, bitirmeden başlayamayız. Ben en iyisi yarışmayı terk edeyim başlamadan. Şimdi bunu yediriyorlar, orada ne yaparlar bilmiyorum. Yok, çok güzel bir program yapacağız. Hayırlı işler olsun abicim. Efendim Leyla Hanım zeytini yemese de biz yarışmacı olarak kabul ediyoruz. Haydi bundan sonra mutfağa gidiyoruz. Ve artık mutfağa geldik. Şimdi size çok lezzetli bir yemek yapacağız. Ama bu yemeği yapmak için... Bizim pazara gitmemiz gerekiyor.
Sevgili dostlar, yine görüldüğü gibi size hiçbir şey vermemişiz. Sadece baharatlar var. Neler var? Kırmızı biber, nane, kekik, pul biber ve tuzla karabiber. Bu kadar. Başka bir şeyimiz yok. Yağımız var, suyumuz var. Onun dışında her şeyi siz alacaksınız. Terbiyeli kereviz için almanız gereken malzemeleri hemen sayayım. 200 gram kuzu, kuşbaşı et, bir kereviz, bir patates, bir havuç, bir soğan, bir limon, bir yumurta, bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı sıvı yağ ve bir demet dereotu. Bunların hemen hemen hepsini siz alacaksınız. Hazır mıyız? Ama bence hazır olun. Çünkü sadece 10 dakikaları var. O nedenle eti, kerevizi, patatesi, soğanı ve havucu öncelikli olmalı. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? 3, 2, 1, haydi pazara. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Ben bir tane yemeklerden diyorum efendim. Etli kereviz yemeği yapacağım. Terbiyesi evet. İçin bol sulu limon istiyorum. Evet, bir tane bana limon. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ben olun, de kolay saygılar. Gelsin. Sağ olun. Bir tane bundan. Bir tane havuç istiyorum. Borcum ne kadar acaba? Patates almamız lazım. Merhaba. Bana bir patates ve bir orta boy soğan rica edeceğim. Ne kadar acaba? 2 lira. Aman, teşekkür ederim. Şimdi etimizi ve yumurtamızı alacağız. Etli kereviz yemeğinde kullanacağımız patatesi aldık, soğanı aldık. Dereotunu aldık, kerevizi aldık, limonu aldık. Şimdi gideceğiz etimizi alacağız. Kolay gelsin ustacığım. Biz et istiyoruz ama 200 gram kadar. Teşekkür ederiz. Bir tek yumurta alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi kerevizimizi, sebzelerimizi almaya gidiyoruz. Hadi gidelim oradan. Buyurun. İyi günler. Bir tane limon alabilir miyim? Ne kadar borcu? Ne kadar? 1 lira var, yeter efendim. Buyurun. Bir tane kereviz alabilir miyiz? Ne kadar? Bir tane de havuç istiyorum. Teşekkür ederiz. Patatesimiz ve soğanımız kaldı. Bir tane patates, bir tane soğan istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Patatesimizi aldık, soğanımızı aldık, kerevizi, dereotu ve havucumuzu aldık. Şimdi gidiyoruz. Şimdi kuzu kuşbaşımızı aldık. Yumurtamızı aldık terbiyesi için. Kerevizimiz, limonumuz, havucumuz. Hepsini hallettik. Soğanla patatesi de aldık. Acaba ben bir tane havuç aldım mı? Bir de o var. Ha, almışım. Tamam, tamam. Hemen gidiyoruz. Ve artık hazırız. Leyla Hanım, buyurun. Ben sürekli böyle bir ekran gelecek bana. Gül ruh. Evet. Aslında kolay ya, gül ruh. Tamam, artık unutmam. Gül ruh hanım. Leyla Hanım, siz şimdiden yaktınız mı? Eti önce bir mühürleyecek misiniz? Tabii ki. Önce her zamanki gibi. Çok şey yapıyoruz ya. O zaman şöyle yapalım. Biriniz bana bir yemeğin tarifini anlatsın bakalım. Şimdi önce eti mühürlüyoruz. Evet. Güzelce. Neden mühürlüyoruz etimizi? Daha lezzetli olması için, suyunu salması için kendisinin daha. Vitaminin bütün minerallerin içinde çekmesi lazım. Onun için dışında güzel bir mühürleme dediğimiz bir olay yapıyoruz. Sizin dediğiniz gibi ben önce atayım. Evet. Şey olmasın. Sonra ne yapacağız eti mühürledikten sonra? Eti mühürledikten sonra soğanlarımızı, evet, yağımızı, hı-hı, önce yağla, soğandan önce yağ koyuyoruz. Ben tabii yağ çok tercih etmiyorum. Tabii damak tadı, sağlık anlamında çok fazla. Bence de biraz yağın arkasına gizlenmemek gerekiyor. Evet. Çünkü hani bol yağlı yemek çok lezzetli olur der ama sağlıksız olur. Zaten ben de az yağla yapılan yemeği daha çok severim. Millet olarak kilo sorunumuz var zaten. Yok canım, nerede kimde var? Hepimiz maşallah turp gibiyiz ama içi geçmiş turp biraz yani. Yani. Şekil olarak biraz turpa benziyoruz. Ya boğazına düşkün bir milletiz sonuçta. Burada seviyoruz değil mi? Evet. O yüzden dikkat şimdi etmek gerekiyor. Eti koyduk, sonra soğanları koyduk. Şimdi benim bunu kısmam lazım. Kısın biraz, evet. Çünkü bu arada malzemeleri hazırlayacağız, sebzeleri. Efendim, zaten etimiz kuzu eti olduğu için çabuk az bir canı var. Hemen evet. Zaten o bir güzel mühürlenecektir. Hatta biraz soğanla karamelize olunca evet, ayrı bir lezzet oluyor. Sonra soğanı koyduk. Ne koyacağız sonra? Soğanı koyacağız. Güzel kavuracağız. Ondan sonra sebzelerimizi daha önce bu pişerken temizleyeceğiz. Evet.
temizlediğimiz sebzeleri, doğradığımız sebzeleri içine atacağız. Sonra suyunu koyacağız. Şimdi siz kursa gidiyorum demiştiniz değil mi? Şimdi Bursa büyük şehir. Bakacağız. Evet. Bakacağız doğrama tekniklerinden, evet, nasıl doğradığınızdan, güzel bir soğan, yakışıklı bir soğan nasıl doğranır hep beraber göreceğiz. Bakın mesela bu güzel bir soğan. Değil mi? Evet. Şöyle geçtiniz mi doğrama tekniklerini? Heh mi? Şimdi soyuyoruz önce bir saniye. Heh dedi ya direkt böyle. Heh. Yani hey gidi hey Lokman. Sen neyden bahsediyorsun? Ne soymasından? Yok ben o kadar iddialı değilim. Neden değilim? O kadar iddialı değilsiniz. Çünkü benim evlenene kadar yemekte çok fazla işim yoktu. İşiniz, ben onu soracağım size ama o zaman şöyle yapalım. Sizi tanıyalım Leyla Hanım. Ben Leyla Uyar. Dediğim gibi evlenene kadar yemekte çok işim yoktu benim. Neden yoktu? Yıllarca okudum. Ne okudunuz? İşletme okudum ben. Evet. Ondan sonra burada bir otomotiv sektöründe çalıştım. Evet. Bekar... Zaten Bursa deyince otomotiv yani, sektörü evet, değil mi? Otomotiv ve tekstil. Tabii ki önce okul sonra iş sektörü olunca annemin hazır yemeklerini yemekle meşguldüm. Halim yoktu, vaktim yoktu. İsteğim de yoktu açıkçası. Ben öyle öyle. Bir de benim kayınvalidem Ankara Beypazarlı'dır. Evet. Yani çok şeyi ben ondan öğrendim aslında bazı şeyleri. Yani kayınvaliden mi öğrendik daha çok yemek yapmayı? Evet. Çünkü diyorum ya annem çok hamur attır ama annem vaktim olmadı annemle yani bu konularda baş başa kalmaya. Efendim o kadar okul hayatı, o kadar iş hayatı. Yani. Tabii ki de dediğiniz doğru. Efendim güzelce kerevizlerimizi doğradık. Şu anda limonlu suyun içine koyuyoruz. Hatta mavi masa dışına da limon sürüp öyle koydu. Biz Alanya'ya gittiğimizde onlarda çok farklı bir sistem vardı. Hatırlıyordunuz mu Mithat? Evet. Şöyle getiriyor, tak diye koparıyor. Ha. Şey yapmadan, liflere zarar vermeden böyleymiş onlarınki. Galeti. Kırarak yani böyle kırarak yapıyorlar. Çünkü kırmadıkları zaman dışındaki o böyle sıvısı yapışkan jel gibi oluyormuş ve tadı kaçıyormuş. Onu yapmamak için kıra kıra kesiyorlarmış. Ayvayı da kaşıkla yerler mesela. Evet ama o da çok lezzetli olur. Çok ya işte her yöre. Ben bir kağıt havlu rica edebilir miyim? Kağıt havlu bitti mi? Hemen yan taraftan transfer edelim. Buyurun. Şu şeyleri kenarında şimdi suyumuz olmadığı için burada. Evet. Fütürleri almamız gerekiyor. Alın. Siz onları alırken biz Mavi Masa'yı tanıyalım. Mavi Masa hiç konuşmadı. Gül Ruh Hanım. Evet. Ben... Buyurun kendinizi tanıtın. 43 yaşındayım, ev hanımıyım. Bir tane oğlum var, 25 senelik evliyim. Yarışmacı arkadaşınızı başarılar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Oğlunuzun adı ne? Burak. Burak. Bir iş, özel onun bir mutfakla arası nasıl? O da çok sever, mutfak işini bayılır. Bayılır. Evet. O nedenle hiç yapmaz. Yo, yapar. Yapar benim yanımda doğrama işlerine falan yardım eder. Zaten gider. Doğramayı başkasının yaptığı çok belli. Şimdi kocaman kocaman doğruyorsun. Ama o da bir taktik olabilir. Bence... Hani dışarıda pişiriyoruz, zaten tavada bir veya ocakta bir şey var, ısı kaybımız var. Evet. Çok da büyük kesip geç pişmesine neden olabilir. O da ben olabilir. Buradan bir uyarayım da. Ya da erimesini engelleyebiliriz çok küçük doğrayarak. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben onu bilmem. Onu göreceğiz. Evet, çapraz kesim yaptık iki taraftan da. Demek ki kurs faydalı olmuş değil mi? Daha artistik kesim. Peki... şunu söyleyeyim, sizin favori yemeğiniz nedir efendim? Ya biz çok çeşit yemek yapıyoruz. Bursalılar çok çeşit yemeği sever sonuçta. Biz evet, de... havuç kalmayacak buradan. Sürekli aşağı aynen, doğru düşüyor gidiyor. Havuçlar. Evet. Ne mesela, hangi yemekleri yaparsınız Bursa'da? Her yemeği yaparız. Biz bir de okullara gittiğimiz için bunu öğreniyoruz ve hobi haline getirdik. Bütün hepsinden yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen kadar belli bir yemeğimiz yok yani. Bursa'da... Anladığım kadarıyla büyük şehri tebrik etmek gerekiyor Bursa büyük şehri çünkü kadınların çoğu buradaki onların yaptığı kurslara gidip eğitim alıyorlar. Açtıkları bu imkanlardan dolayı da büyük şehrimizi alkışlıyoruz. Evet, bütün büyük şehirler bu güzellikleri yapıyor. Yemek yapmak iyileştirir efendim. Muhakkak yemek kurslarına gitmeyi ihmal etmeyin. Hem de el beceriniz gelişmiş olur. Ama ben Leyla Hanım'a dönüp sormak istiyorum. Leyla Hanım, Bursa'da Bursa'nın neyi meşhurdur böyle? Hep evliyalar şehri diyoruz ama kimler var burada? Vallahi Bursa'da Üftadi Hazretleri var bir kere. Evet. O Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin eskiden Bursa kadısı iken evet, onun himayesine girip her şeyi dünya hayatından ele tep çektirmişti. Somuncu babamız var. Biz Malatya Darende'de kabrine gittik. Gerçekten çok güzel bir külliyesi var. Somuncu Baba Külliyesi. Ve tabii Somuncu Baba olabilmek için
aşkın peşinde. Yani. Neredeyse bütün Orta Doğu'yu, Orta Doğu'daki bütün hocaları gezmiş, dolaşmış. Aşkın hikayesini aramış, aşkın özünü. Sonra dönüp bakmış ki aslında aşk yüreğinin içinde. Ve işte öyle bir fırın kuruyor ki buraya, aslında hiç ateş olmadan o aşkla yemekleri yıllarca pişirmiş. Ta ki Emir Sultan'la tanışana kadar. Emir Sultan anlıyor. Evet. Hatta bir tencere getiriyor ona fırınla. Buyur bunu pişir baba diyor. O da hiç içinde ateş olmadığı halde ateşsiz bir şekilde yemeği pişiriyor. Ve aşkla yaparsan pişer diyor. Somuncu baba yine burada Ulu Cami yaparken yaptığı somunlarla, somunlar müminler, somunlar müminler diyerek oradaki bütün çalışanlara, etrafındaki insanlara somun dağıtan ve bu nedenle de adı Somuncu Baba olan önemli bir evliyamız. Anadolu'yu, Orta Doğu'yu gezmiş, dolaşmış ve sonunda Malatya'da da ebedi izdihanesine çekilmiş. Burada o kadar çok önemli yer var ki, yani mesela Uludağ'dan başlayabiliriz. Başlayalım Uludağ'dan. Buraya geldiğiniz zaman Uludağ'a çıkabilirsiniz. Orada. Evet. Yazın da çıkabilirsiniz, kışın da kayak yapabilirsiniz, yazın piknik yapabilirsiniz. Yani? Genellikle Bursalıların yazın kaçtığı yerdir yani yukarısı. Yayla gibi değil evet, mi? Evet, öyle yani. Tabii Çin'e çok önemli bir külliyemiz daha var. Muradiye Külliyesi değil mi efendim? Yani Muradiye tabii Murat Hüdavendiler Hazretleri, evet. Sultan. Onun olduğu yer. Murat. Aynı zamanda efendim Fatih Sultan Mehmet'in babasının değil mi? İşte Murat Hüdavendiler, evet. İkinci Murat. Burada ve aynen. Üstü açık. İkinci Murat. Üstü açık. Şöyle söyleyeyim. Nedeni de yağmurun bereketi toprağımın üzerine gelsin diye çok sade bir mezar yaptırıyor kendisine. Sadece o değil, yine Cem Sultan ve diğer şehzadeler ile Sultan ailesinden, saltanat ailesinden birçok kişinin efendim kabri orada. Gidin işte İznik Çinisi'nin o görkemli Çinlerini orada görmeniz mümkün. Gerçekten birbirinden güzel, birbirinden... Yeşil Türbe'de. Yeşil Türbe'ye gidin, Yeşil Cami'ye gidin. Hatta Yeşil Cami ile ilgili çok güzel bir anekdot var, onu da biraz sonra anlatacağım ama şöyle bir yemeklerle ilgili neler yaptık bir bakalım. Ondan sonra size Yeşil Türbe ve Yeşil Cami'yi de anlatacağım. İşte Bursa Ulu Cami'nin girişindeyiz. Arkamda 20 kubbeli o devasa, o güzel eser. Gerçekten dışıyla içiyle Osmanlı erken dönemin en güzel eserlerinden bir tanesi. İçeriye gittiğinizde o hat sanatlarını göreceksiniz ve bayılacaksınız. Dediğim gibi mihrabı ve minberi eşsiz güzellikte. Özellikle minberinden bahsetmek istiyorum size birazcık. 6666 parçadan oluşan ve kümbekari, yani birbirinin içine geçme tekniğiyle yapılmış, eşi benzeri olmayan bir minberi var. Ve tam da işte daha o dönemlerde bile, daha birçok şey yokken, teknoloji yokken bir galaksi sistemini, güneş sisteminin bugün neredeyse birebirinin resmetildiği önemli eserlerden bir tanesi o minberin içinde. Gezin dolaşın ve tam ortasında da muazzam bir havuzu var. O havuzda da hem içerisi aydınlatılıyor, oradaki oksijen artırılıyor. Hem de içeride iki ayrı bölüm var. Sohbetlerin de yapıldığı yerler camiler olduğu için ses geçişleri birbirine geçmesin diye tam da ortada harika açık bir havuzu var. Siz de eğer Bursa'ya gelirseniz muhakkak işte bu güzel Ulu Cami'ye gelin. Tam da meydandayız dedik. Ulu Cami'nin tam karşısında Orhan Gazi Camii var. Hemen yan tarafında da meşhur Kozağını var. Kozağını gezin, dolaşın. Sevdiklerinize hediyelik eşyalar alın. Ve dinlenmek için de güzel bir kahve için. Bursa her şeyiyle çok güzel. Muhakkak girip görmeniz gereken önemli yerlerden bir tanesi.
Ve pazardayız Bursa'da. Bulunduğumuz yer Bursa'nın kalbi. Hemen arkamda Orhan Gazi Camii, yan tarafında Kozahan ve tam karşısında efendim Ulu Cami var. Buraya gelen herkesin muhakkak uğraması gereken önemli yerlerden bir tanesi. Bursa, hanlar, hamamlar ve padişahlar şehri. Yeşil Bursa'nın çok anlatılacak güzelliği var. Ama ben size birazcık bu meydandan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi efendim 14. yüzyılda yapılmış Orhan Gazi Camii hemen yanında bir zamanlar ticaretin kalbinin attığı Kozahan ki hala orada ipekçiler var. Geldiğinizde burada sevdiklerinize hediyelik eşya alabileceğiniz ve yorulduğunuzda kahve içebileceğiniz önemli hanlardan bir tanesi. Ve yan tarafına muhakkak Ulu Cami'ye gelmeniz gerekiyor. Efendim Ulu Cami'de Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılıyor. Nibolu Savaşı'nda eğer savaşı kazanırsam Anadolu'ya tam 20 cami yaptıracağım diyor. Ve savaşı kazanıyor. Daha sonra Emir Sultan diyor ki efendim Anadolu'ya 20 cami yaptıracağınıza 20 kubbeli çok güzel bir şaheser yapalım diyor. Ve Bursa'ya işte Ulu Cami yapılıyor. Tabi yapılırken de o yapıldığı sırada Somuncu Baba burada sürekli inşaat zamanında yaptığı somunları buradaki inşaat çalışanlarına ve çevredekilere dağıtıyor. Daha sonra açılışında hutbeyi okuyor ve Fatiha'nın 7 farklı anlamını anlattıktan sonra onun bir evliya olduğu anlaşılıyor. Ve daha sonra sırrı ortaya çıktığı için de Somuncu Baba Bursa'yı terk etmek zorunda kalıyor. O kadar güzel yerleri var ki anlatmak da bilmez. Ama hadi biz pazara gidelim. Efendim yemeklerimiz pişti. Bakalım mavi masa mı yoksa turuncu masa mı? Mavi masa mı, turuncu masa mı? Renk farkı bile var ama tabii ki benim değil, bizim değil, jürinin kararı çok önemli. Yemeklerimizi servis tabaklarımıza koyalım ve değerli jürimizi çağıralım. Bakalım hangisi daha lezzetli olmuş? Ve ilk jürimiz geliyor efendim. Efendim çok güzel bir terbiyeli kereviz yaptık. Önce mavi masa. Şöyle etinden, kerevizinden güzelce alalım. Bir de buyurun efendim bu taraftan. İkisine tadına baktınız. Turuncu masa. Ne farkı var sizce? Daha koyu, daha kıvamı güzel. Bu biraz daha böyle sulu geldi. Sulu mu geldi? Benim damak zevkime bu daha uygun. Daha uygun. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi... Çok sağ olun. İlk oyumuzu... Turuncu masa aldı. Görüşmek üzere. İkinci jürimiz geliyor. İşi vardı, gidecekti ama bekledi bizi. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Dilek ben, Dilek Yalçın. Dilek Hanım buyurun. Siz de yapar mısınız hiç? Çok severim kerevizi. Ben yaparım. Çok da güzel yaparım. Oo, bakalım sizinki kadar olmuş mu? Bir de buyurun buradan bakın. Mavi masa. Evet. Neden o değil? Çok kararında pişmiş. Biraz fazla pişmiş. Biraz fazla pişmiş. O nedenle oyunuz mavi masaya. Daha lezzetli. Teşekkürler. Sağ olun. Hemen çatalı böyle bırakıyoruz. Üçüncü jürimiz geliyor Naz Hanım. Sizi tanıyalım. Ben Lütfiye. Lütfiye Hanım yapar mısınız siz de bu yemekten? Herhalde. Herhalde yani. Şimdi bu da soru mu Lokman Bey diyorsun yani? Canım. Bir de buna bakın. Aradaki fark ne? O çok lapalaşmış. Lapalaşmış. Koyulaşmış. Evet. Bu daha bir şey duruyor. Daha şey duruyor. O nedenle? Evet. Bu. Mavi masa. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Çatalımızı hemen şöyle bırakıyoruz. Diğer hanımefendi gelsin. Buyurun efendim. Şu etine de bakın. Eti nasıl olmuş? Hadi etine tatacağım. Çok seviyorum eti. Çok mu seviyorsun eti? Buyurun efendim bir de buraya bakın. Mavi masa mı? Turuncu masa mı? Tamam, mavi masa mı? Turuncu masa var. Çünkü dağılmış olsa da daha bir lezzetli geldi ağzıma. O zaman çatalı evet. Buraya bırakıyoruz. Teşekkür tamam. Ediyoruz. Şey değil. Allah'ım aferin. Allah'ım son jüri. 2-2. Merhabalar. Merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bakın tamam. Bakalım hangisi olmuş. 2-2 çok güzel bir skor. Bütün malzemelerden yemek lazım. Evet. Gurme zaten hepsinin tadına bakacak. Ağzında gezdirecek. Damağına yapıştırarak eriterek yiyecek değil mi? Bu daha iyi. Bu güzel. Daha mı iyi? Bunun tuzu biraz az gibi geldi. Tuzu bana. Biraz az geldi. Oyunuz? Turuncu masaya. Turuncu masaya. Verelim efendim ellerinize çatalı. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık efendim. Teşekkür sağ olun. Ederim. Sevgili dostlar, kazanan taraf
Turuncu masa diyoruz ve alkışlıyoruz turuncu masayı. Hatırlıyorsanız eti yaktığınızda dedim ki karamelize olacak ve daha çok bir eti lezzet verecek ya, değil mi? Evet. O zaten içim rahat etti. Rahat etti değil mi o zaman? Çünkü her zaman yanan et ve yanan soğan yemeğe ayrı bir lezzet katar. Her zaman ne diyoruz efendim? Pazardayız da yarışma bahane, eğlence şahane. Evet. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.